Yapay zeka destekli ortamın sistemine hoş geldiniz. Yaşınız. Benim ısım kuşu. Müdüstelikliğinizi ölçmeniz için elinizi ekrandaki gibi ölçün sensörü üzerine götürün. Ateşiniz 36.5 derece. Ağrı şiddeti. Lütfen doktorunuzun yanına gidiniz. Sonucunu doktorunuza gönderilecektir. Yapay zeka destekli. Aslında baktığımız zaman ön tanı robotu. Bu robotumuzun temel özelliğine baktığımız zaman özellikle sağlık sektöründe çok aşırı bir iş yükü var. Burada amaçlanan hedef de bu iş yükünü azaltmak. Bunu nasıl azaltacağız? Özellikle doktorlarımıza sorduğumuz ön soruları biz robotumuza sorduruyoruz. Bu robotumuz daha sonra aldığı soruları, bilgileri hafızasında depoluyor. Daha sonra da bizim Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız yaklaşık olarak 3000 veri eşliğinde bir yapay zeka modeli oluşturuyoruz. Bu yapay zeka modeline göre de bir ön tanı koyuyor. Tabii ki bu ön tanıyı gidip direkt olarak aslında baktığımız zaman doktor hastayla paylaşmıyor. Hastaya sadece diyor ki doktorunuzun yanınıza gidebilirsiniz. Daha sonra da bizim hastamız doktorunun yanına gittiği zaman direkt olarak doktor hastanın aslında olabilecek yaklaşık olarak kaç tane hastalık türü içerisinde atıyorum 8 tür hastalıktan yüzdesel olarak hangi hastalığa sahip olduğunu görüyor ve inanılmaz bir zaman kazanıyor ve ön tanıyı aslında belki kendisinin de gözden kaçırabileceği şeyler olabilir. Ön tanı koyma hata oranını çok aza düşürerek hastamızın tanısını koyuyor. Yapay zeka destekli ön tanı sistemine hoş geldiniz. Yaşınız, bunun akıntısı. Aslında bu bir prototip. Aslında baktığımız zaman tamamen 3D printer'dan üretilmiş ve maliyeti aslında oldukça düşük. Göz kızarıklığı, bilinç kaybı. Hedefimiz de bunu direkt olarak endüstriyel hale getirmek ve sağlık sektörüne büyük bir katkı sağlamak. Çok büyük bir kullanım alanına sahip. Aile hekimlerimizin direkt olarak ofislerinde, yine aynı şekilde sağlık ocaklarımızda, devlet hastanelerimizde, şehir hastanelerimizde aslında bu genel olarak poliklinik dediğimiz poliklinik muayenelerinin olduğu tüm sağlık, özellikle özel sağlık kuruluşlarında da çok rahat kullanılabilecek. Bu aslında az önce de bahsettiğim gibi direkt olarak bizim zamanımızı, muayene zamanımızı kısaltacağı için hastalarımız daha kaliteli olarak hastalarında zaman geçirebilecek. Ateşimiz 36.7 derece. Çok kapsamlı, detaylı bir literatür araştırması yaptık. Yaptığımız literatür araştırmasına baktığımız zaman yurt dışında bu dikkat ederseniz mobilize olmayan bir robot. Bunun altına farklı aparatlar yapıp aslında bu robotumuz mobilize de olabiliyor. Yurt dışında çok ciddi şekilde kullanımları var. Hedefimiz bu ürünleri yurt dışından getirmekten ziyade hem ülkemizde yapmak ve aynı şekilde de bunları yurt dışına ihracatını yapmak.